Çık mı üçlüye? Abi bir oradan çıksana da biz çıkışı görsek tamam, ya. Tamam. Abla. Arkadaşlar biraz daha arkadaşım. Sen nereye dokunuyorsun? Abi. Sen de geç şey oraya. Sen de geç oraya. Yok kreşler, metaplar, yapıyor kreşler bile. Sayın Ağar'dan ben zaten bir şey öğreneceğimizi beklemiyordum. Bildiğimiz şeyleri söyledi. Yeni bir şey yok. Sayın Ağar'da. Kendi yaşam hikayesini dedik. Emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü ve siyaset hayatını anlattı. Sorduğumuz sorulara hiçbirisine bizim işimize yarar şekilde yanıt verdiğini söyleyebilirim. Örneğin Susun olayındaki rolüyle ilgili ya da Susunluk'la ilgili bir şey söylememiz bekleriz. Doğru Yol Partisi'nin Anavatan Partisi ile birleşmeden sonra olay geçmesiyle ilgili bir şey söylememiz. Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle ilgili bir şey söylememiz. Onun dışında yani yeni bir şey söylemediğini söyleyebilirim. Ben uzun bir süre içeride kaldınız. Yani çok uzun şeyler anlattı ama hep bilinen şeyler anlattı. Kameralar anlattı. Anlatmasına da fırsat verdi. Sanıyorum cezaevinde uçuşta kalınca bir insan anlatma ihtiyacı duyuyor. O yüzden doğal karşılamak lazım. Ama beklediğim hiçbir şeyi alamadım. Yani hiçbir şey söylemedim. Selvetli peki söylediği bir şeyden bize acaba bir cümle söyleyebilir misiniz? Öne çıkan... Yani öne çıkan şey şu, ben söyleyeyim size, bu şeyi sordum, derin devletin ne olduğunu sordum. Derin devlet dedi, Musul ve Kerkük'ten başka toprak kaybetmemek dedi. Yani enteresan ne anlıyorsunuz, anlarsınız bundan. Bir de bu işkenceleri sorduk. Dedi ki sert sorgu yöntemleriydi onlar. Dedi, yani sorgu yöntemlerinden ne anlamadığınızı anlamak lazım. Başkanımız mı? Kırma komisyon olarak en son bugün burada Sayın Ağar'ı dinledim. Kendi dönemiyle ilgili. Ailesi de biliyorsunuz 70'ten beri devlette görev yapmış insanlardı. 60 ihtilali, 71 muhtırası, 80 darbesi ve 28 Şubat'ta 27 Nisan'la ilgili bütün arkadaşlarımızın soruları oldular. Bu sorular içtenlikle cevaplar verdi. Özellikle 28 Şubat döneminde, kendi döneminde, 96'ya kadar olan dönemde İşleri Bakanlığı'ndan ayrılmasına kadar olan kısımların hepsini arkadaşlarımı sordum. Özellikle Refah Yol Hükümeti'nin düşürülmesiyle ilgili onlar da arkadaşlarımız sordu. 27 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hangi noktalarda girmediler, niye girmediler, girmemelerine gerekçe olan şeyler nedir arkadaşlarımız onları da sordu. Kendisi bu konularla ilgili cevaplarını verdi. Cevaplar tutanaklarda var. Daha sonra tutanakları sizlerle paylaşacağız. Bir teşekkür cümle, ederim. İki cümle acaba ne söylediğine dair bir şey söyleyebilir misiniz efendim? Özellikle dikkat çekiyorum. Sayın Ağar devlet adamı anlayış içerisinde yapmış olduğu hizmetler döneminde kimseye herhangi bir kutu zahmetmeden doğru bildiklerini bizlerle paylaştı. Bütün arkadaşlarımız da bütün kamuoyunun bildiği, bilmesini istediği bütün soruları sordu. O da bunları hepsini kayıtlara geçirdik. Bundan sonra kısmını müsaade ederseniz daha sonra sizlerle paylaşırız. Peki efendim, Libya gezisinden sonra istifasıyla ilgili bir sorunuz oldu mu? Sorduk. Libya gezisiyle ilgili özellikle Dışişleri Bakanlığı istihbaratlarından gelen bilgileri olduğunu, o bilgileri Sayın Erbakan'la paylaştığını, gitmemesi gerektiğini Bakanlar Kurulu'nda söylediğini, daha sonra da bir kararname hazırlandığını, bu kararname ile ilgili basında kendisine sorulunca haberim yok dediğini, ben öyle bir kararname imzalamadım dediğini, daha sonra gittiğini, dönüşte de kendisinin haklı olduğunu söyledi. Peki sizin için olumlu bir görüşmeydi, siz sorularınızın cevaplarını alabildiniz mi? Biz şimdiye kadar 200'e yakın bütün komisyon üyesi arkadaşlarım da Türkiye'nin geçmiş dönemlerine ait hizmet etmiş, şahit olmuş, şahitliğinde neler yaşanıyor, yaşayan insanlarla hepsiyle bunları konuştuk. Sayın Mehmet Ağar da bu noktada dinlemiş olduk. Bizim için tatminkar bir toplantıydı. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz. İnşallah kısa zamanda hürriyetine kavuşur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendisi iyi ve sağlıklı. Yani sizin bilmediğiniz hiçbir şeyi söylemedi arkadaşlar. Peki.
herkesin bildiği şeyleri söyledi. Kaybolan gazetelerini sordu kendisine Sayın Ağar. Mücadele etmek için bu gerekiyor dedi. Silahların kaydı yok dedim. Evet, bunların kaydı olmaz dedi. Buradan teşekkür ederim. Ahmet Bey, arkadaşlar. Başka koşul kaybetmiyor. Halil abi konuk alalım. Ben söyleyeyim. Mehmet Ardın haberin var mı?